Çöl içinde açan bir çiçek, karapınar. Sevgili dostlar, bu videomuzda Konya ilimizin nadire güzelliklerinden olan Karapınar ilçemizi hep birlikte keşfedeceğiz. Karapınar ilçemiz Konya iline yaklaşık 95 km uzaklıktadır. Karapınar, Türkiye'nin şu andaki tek çölüne sahiptir. Aynı zamanda ülkemizde deprem riskinin en az olduğu bölgedir. Bu özellikleriyle farkındalık oluşturmuştur. Karapınar ilçemizin 2020 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık 50 bin kişiden oluşmaktadır. Yüzölçümü 3030 km² olarak tespit edilmiştir. İlçemizin doğusunda Konya, batısında Çumura, güneyinde Karaman ve kuzeyinde Emirgazi ilçeleri bulunmaktadır. Karapınar ilçemiz aynı zamanda gölleriyle de meşhur bir yerdir. Birbirinden güzel ve özel olarak gelişen bu göller gören herkesi mest etmektedir. Gelin hep birlikte güzel şehrimiz Karapınar'ı daha detaylı tanıyalım inşallah. Tarihi bölge M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasında Proto Hititler tarafından kurulmuştur. Bölgenin ilk ismi Hayt'tir. Hayt bölgesi yıllar boyunca birçok uygarlığın hakimiyeti altında kalmıştır. Bölgenin en önemli özelliği İpek Yolu üzerinde olmasıdır. Bölge 1308 yılında Karaman oğulları, 1467 yılında Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Kanuni Sultan Selim'in oğlu 2. Selim tarafından bölgeye çok büyük önem verilerek Sultan Selim Camii, Kervansaray, Han, Hamam ve 39 dükkanlı bedesten 2 yer değirmeni ve 5 adet çeşme inşa edilmiştir. Bölgenin gelişimi için birçok eser yapan Sultan 2. Selim hitaben bölgeye Sultanhisar adı verilmiştir. Sultanhisar kelimesinin anlamı sultanlar şehridir. 1868 yılında bölge ilçe olma konumuna sahip olmuştur ve 1882 yılında şehrimizde belediye kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde 1934 senesinde Sultaniye ismi Karapınar olarak değiştirilmiştir ve halen günümüze değin bu isim kullanılmaktadır. İlçenin deniz seviyesinin ortalama yüksekliği 1026 metredir. Aynı zamanda ilçe sınırlarımızda Karacadağ Volkanı bulunmaktadır. İlçenin kuzey tarafında Obruk Platosu bulunmaktadır. Bu obruklardan en önemlisi yine Meke, Acıgöl, Meyil Gölü ve Çıkarı Gölü'dür. İlçenin güney kısmında ise ülkemizde en çok rüzgar erozyonunun bulunduğu bölgeler yer almaktadır. Rüzgar erozyonu ile çok büyük hasarlar meydana gelmiştir. İlçede daha çok karasal iklim hakimdir. Bu bağlamda yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. İlçemizin çok az yağış aldığı için ormanlık alanları neredeyse yok denecek kadar azdır. Karapınar ilçemizin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Meke Gölü. Meke Gölü, Karapınar Ereğli Karayolu'nun 7. kilometresindeki sapaktan 2 kilometre iç kısımda yer almaktadır. Göl yaklaşık 800 metre uzunluğa ve 500 metre genişliğe sahiptir. Gölün ortalama derinliği ise 12 metredir. Göl ismini çevrede yaşayan Meke kuşlarından almıştır. Volkanik patlama sonucu oluşan göl yıllar boyunca su olarak göle dönüşmüştür. Bu patlamanın neredeyse 4-5 milyon yıl kadar önce gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Günümüzden 9 bin yıl kadar önce ise ikinci bir patlama yaşanmıştır. Yine bu patlama ile bölgeye su toplanarak göl oluşumu devam etmiştir. Meke Gölü'nün denizden yüksekliği ortalama 981 metre olmakla birlikte günümüzde Meke Gölü'nün yoğun kuraklık ve aynı zamanda tarım alanlarına sondaj açılması nedeniyle kuruduğunu da belirtmemiz gerekmektedir. Fakat özellikle bu yıl yağışların oldukça yoğun sıklıkta gerçekleşmesi nedeniyle inşallah Meke Gölü'nün tekrar can bulmasını merakla beklemekteyiz. Acıgöl, Karapınar ilçesi sınırlar içine yer almaktadır. Volkanik bir patlama sonucu oluşan bir mağar gölüdür. Acıgöl, Meke Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Karapınar Ereğli Karayolu üzerindedir.
Gölün denizden yüksekliği yaklaşık 990 metre ve genişliği 1750 metredir. Göl yaklaşık 400 hektarlık bir alana yayılmış olup içimi elips şeklindedir. Gölün suyu acı ve tuzludur çünkü içerisinde yoğun olarak magnezyum sülfat minerali bulunmaktadır. Evet, gölün ismi bu yüzden Acı Göl olmuştur. Gölün içerisinde hiçbir canlı yaşamamaktadır sevgili dostlar. Çıralı Göl, Karapınar ilçemizin yaklaşık 26 km uzaklığında bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 80 metre alttadır. Gölün ağız çapı 375, ortalama derinliği ise 35 metredir. Çıralı Göl 500 bin metreküp su kapasitesine sahiptir. Oluşumu ile herkesi şaşırtan göl her yıl yüzlerce turistin ilgisini çekmektedir. Özellikle doğayla iç içe olmayı seviyorsak buraya gelerek kamp kurabiliriz. Aynı zamanda çevrede trekking yürüyüşleri de gerçekleştirebiliriz. Karapınar Akören Oymalı Yeraltı Şehri. Karapınar Akören Oymalı Yeraltı Şehri, Oymalı Köyü ve Akören sınırları içerisinde yer almaktadır. Ereğli ilçemize yaklaşık 40, Konya ilimize ise yaklaşık 125 kilometre mesafede bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Karaca'da sömürmüş bir yanardağ ile birlikte bağımsız olarak 36 adet yeraltı şehrinden oluşmaktadır. Yeraltı şehirlerin içinde kilise, sarnıç, at tavlası, zindanlar, odalar, galeriler ve hava bacaları yer almaktadır. Sultan Selim Camii. Cami 1563 yılında Sultan II. Selim tarafından inşa edilmiştir. Külliye halinde kurulan yapının içerisinde cami, imaret, bedesten, han ve hamam yer almaktadır. Caminin çevresinde yer alan külliyenin yapılış amacı ise İstanbul, Bağdat, posta ve ticaret yolunun güvenliğini sağlamaktır. Hamam günümüzde müze olarak, bedesten çarşı olarak, han da kafeterya olarak kullanılmaktadır. Caminin üst kısmı kurşunla kaplı büyük bir kubbe ile kapatılmıştır. Cami içerisinde 6 adet beyaz mermer sütuna oturtulmuş 5 adet küçük kubbe bulunmaktadır. Caminin giriş kapısının üzerinde ise bir kitabe vardır. Bu kitabede ise şunlar yazmaktadır. Ey Rabbimiz, bu binayı bizden kabul et ve fazlın ile tövbemizi kabul ederek bize doğru yolu göster. Bu yüksek cami tamam olunca Rabbimiz en yüksektir. Allah onu kabul etsin. Cami kapısı iki kanatlıdır ve ahşaptan yapılmıştır. Caminin içerisinde 21 adet pencere bulunmaktadır. Caminin iç kısmında kubbe ve tromblar göz kamaştıran güzelliklere sahip bitkisel çiçek motifleriyle süslenmiştir. Cami yapılırken özellikle Karapınar yöresinde bulunan göktaşı adıyla bilinen koyu gri renkli maddeler özellikle tercih edilmiştir. Cami gören herkesi hayran bırakmaktadır. Günümüzde ibadete ve ziyarete açıktır. Çarşı Çeşmesi. Çeşmenin üzerinde Farsça bir kitabe yer almaktadır. Bu kitabeye göre çeşmenin Hicri 977 yılında yapıldığı bilinmektedir. Caminin mimari yapısı klasik üslupla inşa edilmiştir. Hala günümüzde de bu güzelliğini korumaktadır. Genel misafirlerine o buz gibi saf suyunu ikram etmektedir. Valide Sultan Hamamı. Valide Sultan Hamamı'nın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir. 1542-1544 yılları arasında Sultan 3. Selim'in annesi Hürrem Sultan tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Caminin mimarisi ise Mimar Sinan'dır. Bütün eserlerinde olduğu gibi burada da muhteşem bir yapı ortaya çıkmıştır. Hamamın üst kısmı tek kubbe ile kapatılmıştır. Hamam yıllar boyunca birçok restore işleminden geçmiştir. Şu an günümüzde ziyarete açık konumdadır. Tarih boyunca önemli ticaret yollarından İpek Yolu üzerinde yer alan Karapınar, bugün hem çölü hem de tektonik gölleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Ülkemizde tek olmasının etkisi Karapınar'ı yalnızca yerli değil, yabancı turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği bir yer haline getirmiştir. Karapınar Çölü'nün oluşmasının altında yatan nedenler arasında bölgede yaşayan halk tarafından tahribata uğratılmasının yanı sıra sert esen rüzgarların toprağı yoğun bir şekilde etkilemesi başta gelen
nedenler arasında yer almaktadır. Ülkemizin rüzgar erozyonundan tek etkilenen arazisi olan bölge için 1960 senesinde çölleşmeyi durdurmak amacıyla devlet tarafından projeler geliştirilmeye başlamıştır. Evet sevgili dostlar, yanınıza güzelliği, huzuru, sağlığı ve mutluluğu alın ve çöl içinde açan bir çiçek Karapınar'a yelken açın. Hep seyahatte bizlerle kalın. Hoşça kalın.